20. parçamız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Parçamıza hemen başlayalım. Değerli vaktinizden çalmadan. Life in space. Uzayda yaşam. We haven't conquered space. Not yet. Biz uzayı keşfetmiş değiliz. Not yet. Henüz değil. Burada present perfect tense var. Have verb 3. Bundan dolayı biz keşfetmiş durumda değiliz. Yani keşfetmedik. Ancak bu keşfetmeme halimiz hala devam ediyor. Yani biz keşfettik diye şeklinde bir past zamanda, kesin bir zamanda söyleyemiyoruz. Not yet. Henüz değil. We have sent some 20 men on camping trips to the moon. Biz 20 adam göndermiş durumdayız. Bakın burada da yine have verb 3 gelmiş. Şu an gönderdik diyor, yani şu an bu durumdayız. On camping trips, bu kamp seyahatleri diyebiliriz. To the moon, aya. Yani hani kampa çıktığımız zaman ne yapıyoruz? Çadır kuruyoruz, orada kalıyoruz. Kamp kuruyoruz, bekliyoruz orada. Hani bu da aynı şekilde 20 adam aya gönderildi. Orada kurulacaklar ve araştırma yapacaklar. And USA and Soviet Union have sent people to spend restricted leaves orbiting Earth. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Sovyetler Birliği gönderdi. Ne gönderdi? People, insanları gönderdi. Niçin? Harcamaları için. Şimdi ya para gelecek ya zaman gelecek. Uzayda da para harcayamayacaklarına göre. Orada bir eylem, orada bir fiil, bir gerund ifadesi arayacağız. Restricted leaves, sınırlandırılmış hayatlar, orbiting Earth. Dünyanın yörüngesinde dönen sınırlı hayatlar yaşamaları için. Şimdi şöyle bir verb var. Spend. Life. Hayat sürmek. Yani yaşamak. Yani hayatı harcamak anlamına geliyor. Öyle söyleyebiliriz. Spend, hani bir şeyler harcamak diyebiliyoruz ya. Hayat sürmek. Orada sınırlı bir hayat sürecekler. Ayda. Peki o ay ne yapıyor? Dünyanın etrafında ne yapıyor? Dönüyor. Several trips have been made into space to show that. Şimdi pek çok, birçok seyahat have been made, yapıldı. Present perfect tense ancak pasif. O yüzden yapıldı diyoruz zaten. Buradaki been pasifliği veriyor. Been'i kaldırdığımız zaman aktif olur. Have made, yapıldı, yaptı olur. Into space, uzaya yapıldı bu seyahatler. Niçin? To show that. Non-clause cümlesi geldi. That'ten sonraki nokta 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 olanları göstermek için, ortaya çıkarmak için. Ordinary non-astronaut scientists can live and work in space for a few days only. Normal diyor. Normal. Yani astronot olmayan bilim adamları. Can live, yaşayabilir, and work in, yine can work in, çalışabilir in space, uzayda, for a few days only. Sadece birkaç günlüğüne çalışabilir. All these, bütün bunlar, yani çalışabildiğini ortaya çıkarmak için diye yukarıya bağlayacağız. All these, bütün bunlar are marvelous technical and human achievements. Bunlar rastgele karışık teknikler ve insan başarılarıdır. Daha doğrusu bu marvelous, fevkalade, harikulade, müthiş, olağanüstü teknikler ve insan başarılarıdır. But none of them, ancak onların hiçbiri, bu them kime gidiyor? Buradaki tekniklere ve başarılara gidiyor. Involves, içerir, living, yaşamayı, uzayda bağımsız bir şekilde yaşamayı içerir. The Russians need food and even oxygen sent up from Earth. Russians, Ruslar need food, yemeğe ihtiyaç duydu ve hatta oksijene ihtiyaç duydu. Sent up, gönderilen, from Earth, dünyadan gönderilen.
oksijene ihtiyaç duydu. It is only infection. Bu sadece kurgudadır. Hani science fiction var ya, bilim kurgu. İşte bu da diyor sadece kurgudadır. And in space movies, ve uzay filmlerindedir. Ney that people, insanlar, spend long periods, uzun dönemler geçirir, yaşar yani, spend living aynı şekilde hayat sürer. More or less normally deep in space. Uzaydaki derinlikte normal bir şekilde daha fazla veya daha az ne yapar? Hayat sürerler bu insanlar. But in about a decade, say by the year 2010, this may have changed. Ancak diyor ki, ancak yaklaşık 10 yılda diyor, söyleniyor ki, deniliyor ki 2010 yılına kadar bu have changed. Değişecek, değişebilir. 2010 yılına kadar bu olay, bu mesele değişebilir. Buradaki say, farz edelim ki anlamı da var. Böyle cümlenin ortasında, iki virgül arasında gelen say. Hani söylenilir ki, veya haydi anlamı var, ünlem olarak haydi anlamında. Diyelim ki anlamına da geliyor. There could be settlements in space where adventurers would lead normal lives. Der diyor, vardır diyeceğiz. In space, uzayda ne vardır? Yerleşme olabilir. Could be, olabilir. Nasıl uzayda? Where kaşifler normal bir şekilde normal hayatları götürebildiği uzayda yerleşmeler olabilir diyor. Yani artık oraya yerleşebilir bu astronotlar diyor. Ya da diğer insanlar. The idea of a space settlement, bu uzaya yerleşme fikri seems like science fiction. Bilim kurgu gibi görünür. Bilim kurgu gibi görünür. But ancak it is not. O öyle değildir. Yani bilim kurgu değildir. It is based on plans. O planlara dayalıdır. Nasıl? Produced by efficient people. Etkili insanlar tarafından üretilen planlar üzerine dayalıdır. Kim o insanlar? Engineers, mühendisler, and scientists ve bilim adamları. Heeded, peki bu bilim adamlarının şimdi bir özelliğini, sıfatını söyleyecek. Öncülük eden kim tarafından? Bu üniversite tarafından öncülük edilen, önce olan bilim adamları ve mühendisler gibi etkili insanlar tarafından üretilen planlara dayalıdır. These people, bu insanlar are keen on, ne yapmaya meyillidirler, isteklidirler, gönüllüdürler, heveslidirler. Space research, uzay araştırmalarına, of course, elbette, but they are not dreamers. Onlar hayalci, hayalperest, rüya gören kişiler değillerdir. The settlement is a large wheel. Nedir? Bu yerleşim yeri büyük bir çemberdir veya tekerlektir. Hani o tekerlek şeklindedir. Ya da buna çark da diyebiliriz. Hani yuvarlak şeklinde. A tube more than, bir tüp şeklinde. Hani bir cant gibi ama bir tüp şeklinde. 400 fitten daha fazla çapa sahip bir yüzük gibi diyor. Bir yüzük gibi nedir? Eğiktir, yamuktur. Bir yüzeye yamuktur şeklinde. Yani aslında şöyle bir şekilden bahsediyor yani. 400 bin fit çapından daha fazla bir yüzük yamukluğunda olan bir çark şeklinde olacak yerleşim yeri uzayda. Yani anlatmaya çalıştığı şekil bu yani. Bu şekilde insanlar
yaşayacak. Böyle bir yapı inşa etmeyi planlıyorlarmış. Zaten uzay filmlerinde izlemişsinizdir. Şu an ismini hatırlayamayacağım ama pek çok uzay filmlerde zaten bu figür kullanıyor yaşam için. Devam edelim. The wheel, bu çark spins gently, döner. Yavaşça ne yapar? Döner. Yavaşça, nazikçe, gently. Gentleman diyoruz ya, kibar adam. Hani gently de kibar bir şekilde. Once a minute, bir dakikada bir kere döner. It is, o, this, budur. Gentle, bu circular movement, bu dönüş hareketidir. That makes, yapan. These settlements, bu yerleşimi, different from the space shuttles, uzay mekiklerinden farklı yapan bu dönüştür. Bakın buradaki izi unutmayacağız. Bu dönüştür diyeceğiz. Bu nazik, dairesel harekettir. Because, çünkü, the spin produce a force that feels like gravity. Çünkü bu spin, yani bu dönüş, produce üretir, bir güç üretir. That öyle güç ki, feels like gravity, yer çekimi gibi hissettiren bir güç üretir. Every space trip, her uzay dönüşü, has shown that, gösterir, şunu gösterir, that the human body, insan vücudu, needs gravity, yer çekimine ihtiyaç duyar. If it is to continue functioning normally. Normal bir şekilde işleyişine devam etmesi içindir. Toparlarsak, her uzay yolculuğu insanın normal işleyişini devam ettirebilmesi için insan vücudunun yer çekimine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Burayı şöyle anlayacağız. Be to do something. Şu şekilde şuraya yazayım. Be to do. Be buradaki is oluyor. Something. Bunun manası, bu cümle için, gelecekte yapılacak olan işler diyelim. Veya düzenlemeler. Buranın çevirisini bu şekilde düşüneceğiz. Yani gelecekteki yapacağımız işler hakkında konuşurken be to do something ifadesini kullanırız. Ve buradaki ife de takdirde manasını verebiliriz yani. Yani SSA da verebiliriz de bizim üzerinde durmamız gereken kısım burası. Burayı da şu şekilde söyleyeceğiz. İnsan vücudunun fonksiyonlarının, işleyişinin normal bir şekilde devam etmesi için, yani gelecekte devam etmesi için insan vücudu yer çekimine ihtiyaç duyar şeklinde söyleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki burada, eğer bunların devam etmesini istiyorsak şunları yapmalıyız gibi düşünmemiz gerekiyor. Devam edelim. Nobody would want to live for long in space. Settlement where everything, people and equipment and the eggs they were trying to fry moved weightlessly around. Şimdi diyor, hiç kimse uzun bir süre uzayda yerleşmeyi istemez. Uzun bir süre uzay yerleşimini de yaşamayı istemez. Where everything, people, insanlar ve ekipmanlar ve yumurtalar, they were trying to fry. They were trying to fry. Kızartmak için, onlar kızartmak için onu çabalıyorlar. Bu bütün bunlar, yani her şey, insanlar, eşyalar, kızartmak için, işte pişirmek için uğraştığın yumurta, moved, hareket eder, weightlessly, ağırsız bir şekilde, around, etrafta, yani ağırlığı olmadan, yani uçar, hani yer çekimi olmadığı için, bunların etrafta uçar. Olduğu
olduğu bir yerleşim de uzun süre yaşamayı hiç kimse istemez diyor, istemeyecek. With gravity, yer çekimiyle birlikte life in space, uzaydaki yaşam can be based on dayanabilir, our experience on Earth, dünyadaki deneyimlerimize dayanabilir, bunun gibi olabilir diyor. We can have farming, biz çiftçilik yapabiliriz, and factories and houses and meeting. Bizler ne yapabiliriz? Fabrikalar, evler sahibi olabiliriz ve buluşmalar yapabiliriz. Places, mekanlarda, buluşma mekanları that are not designed by guesswork. Tahmini bir iş için tasarlanmamış buluşma mekanları, evler, fabrikalara sahip olabiliriz. We need for gravity. Biz yer çekimi için ihtiyaç is one of the reasons. Sebeplerin birisidir. Yer çekimi için ihtiyaç, daha doğrusu yer çekimine olan ihtiyaç da diyebiliriz. Nedir? Sebeplerden birisidir. For building a space colony. Bir uzay koloni inşa etmek için sebeplerimizden birisidir. Rather than sending settlers to an existing location such as moon or the planets. Rather than'den ziyade şunun yanı sıra yani. Niçin hani bir uzay kolonisi inşa ediyoruz? İnşa ediyoruz da başka bir gezegen üzerinde yaşamıyoruz. Ne gibi? Such as moon, ay or the planets. Diğer gezegenler gibi hazır, var olmuş. Şu an bizim için hazır. Yeniden inşa etmemize gerek yok. Hazır lokasyonlarda ne yapmak yerine? Yerleşimciler göndermek yerine, rather than göndermek yerine biz bir uzay kolonisi, bir yörüngeye sahip bir koloniyi ne yapıyoruz? İnşa ediyoruz. The moon is inhospitable. Its gravity is tiny. Ay nedir? Ev sahipliği yapamaz bize. Yani hoşça karşılamaz. Its gravity is tiny. Onun yer çekimi zayıftır. Bundan dolayı misafir perver değildir. Misafir sevmez yani. And any one place veya hiçbir mekan on the moon, ayın üzerindeki has 14 days of sunlight. Güneş ışığını 14 gün tutar. Followed, takip eden by 14 of night. 14 geceyi tarafından takip edilen 14 gün ne yapar? Güneş ışığına sahiptir. Which makes agriculture impossible. Ne yapan? Ziraati imkansız yapan. And means ve şu anlama gelen solar energy, güneş enerjisi cannot be used, kullanılamaz. Yani güneş enerjisinin kullanılmayacağı anlamına gelen ziraati imkansız yapan 14 geceden sonra 14 gündüzün geldiği ay bir mekan, ay bir mekandır. In the sediment which floats in permanent sunlight, the day length is controlled by a huge mirror about a mile in diameter. Şimdi ayı bıraktı veya diğer gezegenleri bu yerleşim yerine geçti, bu silindir şeklindeki. Bu yerleşim yerinde nasıl yerleşmeli? Güneş ışığında sabit bir şekil, sabit güneş ışığında yüzen bu yer yaklaşık 1 mil metrekarelik devasa bir ayna tarafından gündüz uzunluğu kontrol edilir. This mirror floats weightlessly above the ring of the settlement. Bu ayna ne yapar? Yerleşim yerinin yüzüğü üzerinde, bu çembere dairesi üzerinde hafif bir şekilde yüzer. Yani akar. The sunlight is constant during the daytime. Güneş ışığı gün boyunca sabittir. So bundan dolayı farming is far more productive
than it can be on earth. Farming, çiftçilik oldukça daha fazla üretkendir. Neyden? Hemen more'den yapısı geldi. Dünyada olduğundan daha olabildiğinden daha üretkendir. The aim, hedef is to provide a diet similar to that on earth. Dünyadakine benzer bir öğün, yemek yani alışkanlık. Çünkü orada ne ekip biçecekler? Belli dünyadaki gibi bir yemek kültürü, yemek biçimi sağlamak hedeftir diyor. But ancak with less fresh meat. Ancak daha az taze et olacak. The farms will be arranged in layers. Çiftlikler will be arranged, düzenlenecek in layers, katmanlarda. With fish ponds and rice paddies on the top layer. Wheat below, vegetables, soya and maize on the lower layers. Şimdi bütün katmanları söyledi ve hangi katmanda da hangi hayvan veya işte bitkinin yiyeceğin olduğunu söylüyor. Katmanlara göre düzenlenecek diyor. Balık havuzu ve pirinç tarlaları nerede? En üst katta olacak. En üst katta olacak. Buğday altta olacak. Bunun altında. Sebzeler, soya ve mısır ise en alt katta, o katmanda daha doğrusu olacak. The population of the settlements is fixed at about 10,000 people. Bu yerleşimcinin nüfusu, yerleşimin nüfusu is fixed, ayarlanır. Yaklaşık olarak 10 bin insan olarak ayarlanır. In this way, bu yolla farm output, bu çiftlik çıktısı, geliri can be accurately planned, doğru bir şekilde planlanabilir. About 64 square meters of vegetables, fruits and grains. Yaklaşık 64 metrekarelik sebze, meyve ve tahıl will be needed, ihtiyaç duyulacak for each person, her bir birey için. Yani her bir birey için 64 metrekarelik doğal kaynak olacak. And just over 5 square meters of grassland. Ve sadece 5 metre karelikten fazla ne olacak? Çim alanı olacak. The place where the people live won't look. İnsanların yaşadığı mekanlar won't look. Görünmeyecek diyelim. Very different, farklı from modern small towns on earth. Dünyadaki küçük kasaba, modern kasabalardan farklı görünmeyecek. And this is deliberate. Ve bu kasti olarak yapılmıştır. Deliberate, kasti. Yani ölçülmüş, tartılmış, yani üzerine konuşulmuş, maksatlı anlamında. Bunu isteyerek, bilerek yapıyorlar yani. Science fiction films, bilim kurgu filmleri show only huge glass tower blocks. Sadece devasa cam kule blokları gösterir. But real life space, ancak gerçek yaşam alanı, uzayı won't want this. Bunu istemezler. Kimler istemez bunu söylemedik. Orada kalan mukim insanlar yani. Bu dairenin içinde yaşayacak kimseler. Bunu istemezler. Throughout history, tarih boyunca settlers have tried to put up buildings. Binalar inşa etmeye çabaladılar. Like the ones they left behind. Like the ones, bunun gibi, they left behind. Onlar arkada bıraktılar. Because these are familiar. Çünkü bunlar benzerdir. Space settlers will do the same. Uzayda yaşayanlar will do, yapacak, the same, aynısını yapacaklar. And where would the settlement be? Ve bu katmanlar içerisinde herhalde ya, bu nerede olacaklar diyor. Onlar nerede olacaklar?
At L5, of course, say the experts. This reference describe, bu referans dediği şey ne? Burada bize şu bilgi neyi tanımlıyormuş? A point on the moon's orbit around Earth. Dünyanın etrafında ayın yörüngesi üzerindeki konumun adı buymuş. Peki tam olarak nerede? Equidistant from the moon and Earth. Buradaki from ve and önemli. Eşit uzaklıkta. Dünya ve Ay'a eşit uzaklıktaki aynı mesafede bulunan bir yörüngenin üzerinde olacakmış. Where the gravitational forces yine o mekana bakın niteleyen bir sıfat cümleci geliyor. İki vücudun dengesi. Buradaki vücuttan kasıt gezegen. Yani beden, hacim anlamında. İki objenin dengesinin ne dengesi? Yer çekimsel dengesinin olduğu, ay ile güneş arasında eşit bir uzaklıkta olduğu, dünyanın etrafında ayın yörüngesi üzerindeki noktayı tanımlar. The L stands for language. Buradaki L var ya, at L5 dedi. Buradaki L5'teki L neyi temsil ediyor? Stand for temsil etmek. Language'i temsil ediyor. Özel bir isim. Bir Fransız matematikçi neyi listeleyen denge noktalarının birçoğunu listeleyen bir matematikçi olan Lagrange'i ne yapıyor? Temsil ediyor. Çünkü konumuz denge ya. Those who intend to settle in space, uzayda, burası sabje, uzayda kalmaya niyetli olan kimseler, işte o bu kimseler, have formed, değiştirdiler, an L5 society, pardon, have formed, oluşturdular, şekillendirdiler, L5 toplumunu. And the members ve üyeler are not, değillerdir, at all, hiç, değillerdir, impractical, eccentrics, beceriksiz veya gereksiz, eccentric, yani acayip tipli insanlar değillerdir. Burada impractical, hani kullanışsız, gereksiz, eccentric de bu da garip kişi, tip, acayip tip değillerdir. At all hiç değillerdir anlamına geliyor. Kelimelerimize bakalım şöyle hızlıca. Uzayda yaşam dedik. Conquer fethetmek, ED olmadan. Restrict sınırlamak. Marvelous müthiş, olağanüstü. Achievement başarı. Involve içermek. Independently bağımsız bir şekilde. Function kurgu veya hayal, independent on bağımlı olarak, biz bunu depend on diyelim, iğne atalım. Depend on, rely on, live on dedik. Adventure maceracı, settlement yerleşme, K olmadan yerleşme. Based on'e dayanmak, gently yavaşça, kibarca. Gentle nazik, yumuşak huylu. Inhospitable yaşanması zor olan yerdir diyebiliriz. Biz bunu şöyle diyelim. Misafir sevmez. Misafirperver olmayan anlamında. Float yüzmek. Permanent devamlı sürekli. Temporary geçici. Constant değişme sabit sürekli. Arrange düzenlemek anlamına geliyor. Evet kelimemiz devam ediyormuş. Shuttle mekik dedik. Bu shuttle'ın şey anlamı da var. Mesela burası şehir merkezi. Burası şehir merkezi. Burası da otogar. Bu otogarla şehir merkezi arasında gidip gelen bu servis diyoruz ya biz Türkçemizde servis. İşte onlara shuttle'da diyorlar. Hani belli saatler arasında belli yerlerde gidip gelen ring de diyorlar buna. Yine servislerin üzerinde şu ön tabelasında aracın ring yazdığını görürsünüz. Yani ring de nedir? Ring yüzük demektir, daire demektir. Ne yapıyor adam? Bütün gün milleti oradan oraya taşıyor. Belli bir güzergahta gidiyor geliyor. Shuttle, ring aklınızda kalsın. Keen on çok hevesli, emeraklı, düşkün anlamında. Willing to istemek, istekli olmak.
Enthusiastic, hevesli, meraklı, istekli. Bent, kıvrık da diyebiliriz. Daire, yamuk da diyebiliriz. Kelimelerimiz bitti. 20. parçayı da bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda 21. parçayı ele alacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve oynatma listesinde bulunan videoları incelemeyi unutmayın. Bütün videolar oynatma listesinde sıralı bir şekilde mevcuttur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.